Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Hac suresi 5 ve 10. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada öldükten sonra dirilme meselesini bize anlatıyor ve bir takım değerlendirmeleri yine peşinde bize bildiriyor. Ya eyyühennâsu, ey insanlar! İn küntüm fî raybim minel ba'f, öldükten sonra dirilmekten eğer şüphe içindeyseniz, fe inna halaknakum min turab, biz sizi topraktan yarattık. Yani topraktan sizi yarattık. İleride toprak haline geldiğinizde yine topraktan yaratırız. Tekrar sizi iade ederiz. Burada ilk yaratılış misali olarak getiriliyor. İlk defa topraktan yaratan, insana bu şekli, bu simayı veren onu tekrar diriltmeye kadirdir. Bu bize bildiriliyor. Thumma min nutfe, sonra nutfeden, thumma min alaka, sonra alakadan, thumma min mudgatin muhallagatin ve gayri muhallaga, sonra belli belirsiz, adeta bir parça et gibi bu merhalelerden geçirerek sizi yarattık. Linübeyyine lekum, size beyan edelim diye. Yani hem bu şekilde kudretimizi, hikmetimizi, sanattaki mükemmelliği gösterelim diye böyle merhale merhale tedrici bir şekilde sizi yarattık. Değerli izleyenlerim, aslında bunları görüyoruz, yaşadığımız şeyler. Vefat edenler var. Bunlar topraktan gelen kısımları toprağa konuluyor ve toprak haline geliyorlar. Ve yeni yeni insanlar yaratılıyor. Bunlar evvelinde işte ana rahminde önce tek bir hücre halinde, bunun bölünmesiyle bir miktar büyüyor. Bunlar değişik merhaleler, embriyoloji ilminde ele alınan merhaleler. Kur'an-ı Kerim'de de ana hatlarıyla bunlara temas edilmiş. İlk inen vahide Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikra, oku, Bismi Rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku denilmişti. Devamında da İkra ve Rabbukel Ekram, yani oku, senin Rabbin kerem sahibidir. Ellezî alleme bil galem, allemel insâne mâ lem yâlem. Orada halagal insâne min alak, o ayeti okumak istiyorum. Yani ilk inen ayetlerde Rabbin insanı alaktan yarattı, alakadan yarattı. Alak, ana rahmine o bebeğin adeta daha ilk merhalelerde yapışması, ana rahmindeki merhalelerinden birisini ifade ediyor. Ve nukirru fil erhami ma neşa'u, biz rahimlerde dilediğimiz tarzda onu yerleştiririz. İle ecelin müsemme, belli bir süreye kadar, yani doğuma kadar bir sürede o ana rahminde kalır. Bu değişebiliyor. Normalde 9 ay 10 gün bunun standartı böyle. Allah böyle takdir etmiş. Bu da ilahi kader. Yani nasıl ki 21 günde yumurtadan civciv çıkıyor. Benzeri bir şekilde de ana rahminde bebek 9 ay 10 günde meydana geliyor. Ama bunun 7 ayda dünyaya geleni de var. Belki nadiren de olsa 9 ayı aşanlar da nadiren de olsa bulunmakta. Ama ana hatlarıyla ne kadar kalacağı bellidir. Bu da ilahi kader programının bir belirlemesidir. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ tıfle, sonra bir tıfl olarak, bir bebek olarak sizi ana rahminden çıkarıyoruz. Yani ana rahmi adeta kabri hatırlatır. Ana rahminde ikizler olduğunu düşünsek, o ikizlerden biri dünyaya geldiğinde içeride kalan kardeşimi kaybettim diyecek. Artık kardeşim öldü diyecek. Ama ona göre ölüm, kardeşine göre doğumdur. Ve doğmakla daha geniş bir dünyaya çıkmıştır. Onun gibi bizler şu anda dünyanın ana rahmindeyiz. İşte dünyaya, daha önce dünyaya geldiğimizde ana rahminden bu dünyaya gelmiştik. Ama şu anda dünyanın rahmindeyiz. Dünyanın rahminden ayrılanlar var. Her gün 500 bin civarında dünyadan ölüm ile ayrılanlar var. Bunlar aslında ölmediler. Beden itibariyle öldüler ama ruh itibariyle onlar
berzah alemine gönderildiler. Onların hayatı şu anda da o alemde devam etmekte. Ölüm dediğimiz olay bedenin ölümüdür. Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yoksa ruhun ölmesi değildir. İşte Allah-u Teala ana rahminden insanları tıfl olarak, bebek olarak çıkarıyor. ثُمَّ لِتَبْلُغُ اَشُدَّكُمْ Sonra rüştünüze erecek, aklınız kamil hale gelecek bir yaşa sizleri getiriyoruz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ Sizden bir kısmınız vefat ettiriliyor. Yani bir kısmınız daha buluğa ermeden, küçük yaşta vefat ediyor. Değerli izleyenlerim, buluğa ermeden vefat edenler, bunlar cennet çocuğu olarak cennete gönderilir. Mükellef olmadıklarından, velev kafirlerin çocukları da olsa onlar ehli cennettir. Ve sorumlu olmadıklarından hepsi cenneti garanti kazanmışlardır. Buluğa erdikten sonra artık kalem yazmaya başlıyor. İnsanın sevapları, günahları tek tek kaydediliyor. Ve ona göre diğer alemde bunun karşılığını görecek. İşte bir kısmı genç yaşta 20'sinde, 30'unda, 40'ında vefat ediyor. Bu da ilahi bir kaderdir. En büyük peygamberlerden biri Hazreti İsa'nın 33 yaşında dünyadaki görevinin bittiği söylenir. Yani bu mealde rivayetler var. 33 yaşında en büyük insanlardan birisi dünyada 33 yıl yaşamış. 30 yaşında peygamber, 3 yıl peygamberlik yapmış. Daha sonra semaya yükseltilmiş. Demek ki ömrün uzunluğundan, kısalığından ziyade ömrü nasıl geçirdiğimiz önemli. Bazıları vardır ki genç yaşta vefat eder ama ömrünü iyi değerlendirmiştir. Diğer aleme torbasını doldurarak tabir caizse bol bol hasenelerle öyle gider. Bir insanın ömrünün uzun olması, eğer salih bir kimse ise daha fazla sevap kazanması anlamındadır. Ona mübarek olsun. Yoksa sadece ömrün uzun olması tek başına faydalı olmayabilir. Eğer ömrü uzun olan bir kimse ömrünü gafletle geçiriyorsa, hatta isyan, günahlarla geçiriyorsa, uzun ömür onun hakkında daha büyük vebal demektir. Daha büyük azap demektir. Bundan dolayı birbirimize uzun ömür dilerken, Allah'tan uzun ömür dilerken hayırlısıyla dilemek lazım. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada bize şu duayı öğretiyor. Allah'ım yaşamak hakkımda hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm hakkımda daha hayırlı olduğunda beni vefat ettir. Bu manada hayırlısıyla Allah'tan imanlı bir şekilde bu dünyadan gitmeyi istemek lazım. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْزَلِ الْاُمُرِ Sizden bir kısmınız اَرْزَلِ الْاُمُرِ tabir edilen ömrün en çileli, en zahmetli dönemi olan ihtiyarlığa gönderilir. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ اِلْمٍ شَيْئَ Ve bir bildiği şeyleri daha sonra bilmemesi için. Öyle ki kendi adını bile bazen unutanlar oluyor. Bu hale gelmesi için bir kısmınız çok yaşlı bir duruma getirilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylerden Allah'a sığınırken, yani diyelim nefisten Allah'a sığınıyor, kabir azabından Allah'a sığınıyor, böyle sığındığı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de erzelil umur. Yani ömrün o ihtiyarlık dönemindeki zor, çileli dönemi. Bebeklik dönemi de zordur ama ihtiyarlık dönemi bebekliğe göre daha zordur. Bebek yine el bebek, gül bebek tabirini kullanırlar ya, elde tutulur, gönlü hoş edilir, ağlamasın diye her türlü ikram, ihsan yapılır. Ama yaşlılık dönemi öyle olmayabiliyor. En azından herkes için öyle olmayabiliyor. Bundan dolayı o tarz bir yaşlılıktan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a sığınmış. Ve Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 63 yaşında vefat ettirmiş. Yani yaşlılığın zahmetini pek görmeden, dinç denilebilecek bir yaşta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam görevini tamamlamış ve Refik-i Ala'ya Cenab-ı Hakk'a mülaki olmuş. Ve işte bu manada erzelül umur doğrudan istenilecek bir şey değil ama Allah'tan hayırlı, bereketli bir ömrü istemek gerekiyor. Ayetin devamında Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً
sen arzı kuru, üzerinde bir şey bitmez, adeta ölü bir vaziyette görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ Biz üzerine yağmur, su indirdiğimizde ihtezzet, arz ihtizaza gelir, harekete geçer. Ve rabet ve böyle kabarır, o su ile kabarır. Ve embetet min külli zevcin behic, her türlü güzel bitkilerden bitirir. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala öldükten sonra dirilmenin delillerini burada anlatıyor. Eğer öldükten sonra dirilmekten şüpheniz varsa, sizi zaten biz yarattık, topraktan yarattık, tekrar iade ederiz. Bu nazara verilmişti. Ana rahmindeki maceramız nazara verildi. Allah ana rahminden insanı dünyaya gönderdiği gibi şu dünyanın rahminden de başka bir aleme gönderiyor. Bu manaya dikkat çekilmişti. Ve burada da bir başka durum, öldükten sonra dirilmenin bizim dışımızdaki bir misali. Arz ölü vaziyette, kuru vaziyette, işte kışın mesela yeryüzüne baktığımızda toprağın üzerinde yeşillikler falan görmüyoruz. Üzerinde biten bir şey pek görülmüyor. Ama bahar yağmurları geliyor ve o bahar yağmurlarıyla o yerde bir hareketlilik, bir ihtizaz başlıyor ve bir kabarma meydana geliyor ve oradan pek çok böyle bitkiler başlarını çıkarıyor ve yeryüzü yemyeşil hale geliyor ve rengarenk böyle çiçekler, değişik özellikle bitkiler bu şekilde bitiriliyor. Demek ki bunları bu şekilde öldükten sonra dirilten Allah, yerin altından, topraktan çıkaran Allah, yerin altına bırakılan şu insanı da tekrar diriltmeye, ona hayat vermeye kadirdir. Bu da öldükten sonra dirilmenin başka bir misali olarak bize bildiriliyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Yani bu şundandır, Allah'ın bu şekilde arzı diriltmesi, öldükten sonra dirilmenin misallerini göstermesi, ana rahminde insanlara değişik merhalelerden geçirtip onlara hayat vermesi. Çünkü Allah-u Teala haktır. وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى Ve o ölüleri diriltir. Yani öldükten sonra diriltecek, şu dünyada da bunun çok misallerini gösterir. وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ve o her şeye kadirdir. Bunları yapmaya kadir olduğu gibi hayalimizin alamayacağı, bize göre olmayacak gibi görülen nice şeyleri de Allah yapmaya kadirdir. Ve zaten Allah için zor diye bir şey yok. Allah için hepsi kolaydır. Ve o emri kün feyeküne sahiptir. Bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. وَاَنَّ السَّاَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا Saat, yani kıyametin saati gelecektir. Onda asla bir şüphe yoktur. وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُرِ Ve Allah kabirlerde olanlara hayat verecek, onları diriltecektir. Şu anda kabirdekiler, işte bir kısmını biliyoruz. Yakınlarımızı kabre bıraktık, gömdük. Ama bir kısmında da kimler var bilmiyoruz. Artık bütünüyle unutulmuş durumdalar. Artık geride kalanlar da, akrabaları da belki onları bilmiyor. Tamamen böyle unutulmuş olanlar var. Yani peygamberleri bile düşünürsek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri belli ama diğer peygamberlerin çoğu çok daha eski zamanlarda yaşadığından bir kısmının artık adı bile yok. Bir kısmının sadece kabri var. Böyle olunca kabir dediğimiz şu anda dünyada yaşayanlardan çok daha fazlasını bünyesinde barındırıyor. İnsanlar yeryüzünde kaç yıldır var bilemiyoruz tam. Binlerce yıl, belki on binlerce yıl. İşte o kadar uzun zamandan beri ne kadar kimseler gelip geçmişse onların hepsi şu anda kabir dediğimiz alemde ve onlar toprağa bırakılmış tohum gibi adeta. Her ne kadar bedenleri orada çürüyüp toprak olmuşsa da onları başta topraktan yaratan Allah onlara tekrar hayat verecek ve bedenlerini diriltecektir. Ruhları ise zaten şu anda hayattadır. Yani ruhlar ölmemiştir. Ruhlar başka bir alemde, kabir alemi denilen alemde, başka bir isimle
berzah alemi denilen alemde hayatlarına devam etmektedirler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ اِلْمِ Ama durum böyle olmakla beraber insanların bir kısmı Allah hakkında ilme dayanmadan mücadele eder. Yani cahilcesine hayır öldükten sonra dirilme olmaz gibi ifadeler kullanır. وَلَا هُدًا Ve bir rehbere de tabi olmadan وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ve aydınlatıcı bir kitaba tabi olmadan bir gayri ilim bilmeksizin cahilcesine Allah hakkında Allah'ın kudreti Allah'ın ahireti hakkında ileri geri konuşurlar. Saniye ıtfi bunu yaparken böyle kibrinden tekebbüründen böyle yapar. Kendini bir şey zannederek böbürlenerek böyle yapar. Li yudilla an sebilillah Allah'ın yolundan bu şekilde saptırmak ister. Mesela bir kısım insanlar çürümüş kemiklere bakıp da icabında kemiği şöyle ufalıyor. Kim bunları diriltecek? Adeta Allah'a meydan okuyor. Ve günümüzde de bazıları işte dindar insanlar cennete gidecekmiş. İnançsız insanlar cehenneme gidecek. İnançsız kesimde pek çok böyle sanatçılar da var. İşte bizim önem verdiğimiz kimseler var. Dolayısıyla onlarla cehennemde olmak ne kadar güzel olur gibi. Adeta dalga geçercesine bu konu hakkında ileri geri konuşmalar duyulabiliyor. Ve bu gibi fikirleri, fikirsizlikleri ifade edenler bunlarla başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışıyor. Başkalarının kafasını karıştırmaya çalışıyor. Lehu fid dünya hizyun bu şekilde olanlar için dünyada bir zillet vardır, perişaniyet vardır. Ve nuziguhu yevmel kıyame azabel harik ve kıyamet günü de ona o yakıcı azabı biz tattırırız. Yani dünyada da cezalandırırız. Dünyada onu zillete düçar ederiz. Zillete maruz bırakırız. Kıyamet günü de o yakıcı azapla onu cezalandırırız. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ Ve ona denilir ki işte bu kendi eliyle takdim ettiğin şey. Yani kendi yaptığının, kendi inkarının, kendi küfrünün cezasını burada çekiyorsun. Ve ennallâhe leyse bizzallâmin lil abid ve Allah kullarına asla zulmedici değildir. Yani Allahu Teala iman edenle küfredeni hem hayatta hem de öldükten sonra eşit kılacak değildir. Bunlar Allah nezdinde bir değildirler ve muamele noktasında da aynı muameleye tabi değillerdir. İşte bir taraf isyancı, öbür taraf İtaatkar elbette Allah katında bir olmayacaklar. Gece gündüz nasıl birbirinden farklıysa, doğu batı nasıl birbirinden uzaksa bunların da akıbetleri o şekilde farklı olacak ve o şekilde birbirinden uzak olacak. Kur'an-ı Kerim'in en temel esaslarından bir tanesi öldükten sonra dirilme meselesidir. Ve Kur'an-ı Kerim meselelerini bu temel üzerine de oturtur. Önce Allah'a iman, ardından ahirete iman. İşte Allah'a iman insanı dünyada yalnızlıktan kurtarır, sahipsizlikten, başıboşluktan kurtarır. Ahirete iman da şu hayatı gayesiz olmaktan kurtarır. Şayet ahiret gelmeyecek olsa iyi ile kötü eşit hale gelir. En kıymetli insanlarla en kıymetsiz, en zararlı kimseler sonunda toprak olacaklardır. Eğer öldükten sonra hayat olmayacaksa şu hayat bir anlam ifade etmez. İşte hayatın çok anlamları olduğunu ve insanların yaptığının karşılığının verileceğini Allah-u Teala pek çok ayetlerde anlatıyor. Ahireti iyi bir şekilde anlamayı, ona göre hazırlıklı olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.